Efendim, nedir şu an öncelikli sorunları emeklilerin mesela en En öncelikli öncesi sorunu? maaşıdır emeklinin. En öncelikli maaş derdi maaşıdır. Şimdi düşünün bir memur emeklisi ortalama 1800 lira maaş alıyor emekli maaşı. Bir işçi emeklisi 1400 lira civarında maaş alıyor. Bir Bağkur emeklisi 900 lira civarında alıyor. En düşüklerinden bahsediyorum şimdi. Tabii bunun üstünde de alanlar var. Ama onlar bizi ilgilendirmiyor. 3 bin lira alan Bağkurlu SSK emeklisi de var. 4-5 bin lira alan memur emeklisi de var. Yani bunlar istisnanın dışında. İstisna oluyor bunlar. İstisna. Genel müdür emeklileri gibi falan yani. Bunlar çok yüksek oluyor. Biz büyük çoğunluğu %70'ini %80'inden bahsediyoruz. Onların dertlerini dile getirmek için uğraşıyoruz. Biz emeklilere bir asgari bir geçim haddi belirlensin. Ondan sonra onun üzerine toplu sözleşmelerle, biliyorsunuz memurlarda şimdi toplu sözleşme yeni çıktı. Yeni diyeyim, yine 20 sene o da var da işçilere daha eskiden çıkmıştı. Emeklilerin de yine bu memur şeyin içine sokulup bizlere de temsil etmemiz sağlanarak maaşlarımızın, diğer dertlerimizin yerine getirmesi için uğraşalım diye şey yapıyoruz, çaba gösteriyoruz. Ama kanunda emeklilerin yeri yok. Birinci derdimiz Anlamadım. Tekrar sayar mısın? kanunda emekliler sendika kurar diye, bu sendikalar kanununda emekliler gösterilmiyor. Çalışanlar Yani gösteriliyor. emeklilere sendika kurma hakkı Yok, tanınmıyor. yok. Ama bu bir mücadele içinde geliştiği için biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz şimdilik. Siz dernek olarak şu an faalsiniz Yasal zaten. dernek olarak da Sendika faaliz. değil. Tabii. Aynı zamanda kamu sen bir sendika olduğu için onunla bağlı bir sendika yönetim kurulu kararıyla almış olduğu bir kararla sendika olarak da faaliyet gösteriyoruz. Ama kanunumuz çıkmadığı için şimdi yeni çıkan kanunlarda emekliler de bundan yararlanır diye bir madde koyuyorlar. Anayasaya Koyuyorlar. koydular. Anayasaya bu sendikalarla ilgili kısmına emekliler de bundan yararlanır diye. Biz yararlanmak değil, bizatihi o olayın içinde olup biz de dertlerimizi anlatmak istiyoruz. Emekli de desin ki maaşım düşük, emekli desin sağlık paramız almayın bizden, bunları söylesin yani. Tabii Bunları istiyoruz. emekli kendi Tabii, sorunlarını kendisi dile getirsin dile diyorsunuz. getirsin ve çözsün. Evet. Efendim, Sayın Özdemir, tabii 11 yıldır bu Evet. derneğin Başkanlığını yapıyorum. başkanlığını Evet, sürdürüyorsunuz. evet. 11 yıl öncesi Türkiye ile bugün zaten gelinen noktada Tabii. ekonomik farklılıklar Tabii, söz konusu. tabii. Bu süre zarfında siz emekliler için, kendi üyeleriniz için, Türkiye'deki emekliler için Evet. böyle attığınız adımlar nelerdir? Ne tür çalışmalar yaptınız? Attığımız adımlar emeklinin derdini dile getirmek. Neydi demiştin demin? Maaş derdi vardır ilk önce. Onunla ilgili aylık da olsun, yıllık da olsun enflasyon hesapları yaptırıyoruz. Buna göre işte mesela geçen sene 11,92 demişlerdi Yıllık yıllık enflasyonu. enflasyon. Ama gıdada enflasyon 15,9. Spor malzemelerinde 19, ulaşımda 22. Şimdi pimpon topunda %1. Ondan bir araya getirdiğin zaman enflasyon 11,9'a düşüyor. Şimdi emekli ilk önce karnı doyurmak istiyor. Doğal olan. Doğal olan budur yani. Ya insanın yaşama gayesi olarak karnı doyurmak istiyor. Ondan sonra bir çatının altında durayım. Güven Güven istiyor. istiyor. Bu çatının altında durup güvenli yaşayayım istiyor. Yani barınma ve yiyecek insan bir numaralı oluyor. Bunlar da şeye baktığımız zaman bütün masraf emeklinin %80 gideri buralara gidiyor. Yiyecek ve barınmaya gidiyor. Yani kira ve Kira yiyecek, ve mutfak ve kira evet diyelim. mutfak ve kira evet. Şimdi bundan 10 sene önce 400 küsür maddenin içerisinde TÜİK'in yaptığı enflasyon hesabı maddelerinin içinde 400 küsür maddenin içerisinde yiyecek %29'du.
oranı, kat sayısı %29'du. Şimdi 18'e düşürülmüş durumda. 18 küsür, küsurat da var. Yani şimdi ne oluyor? Yiyeceğin enflasyondan şeyini arındırıyorlar. Güya enflasyonla mücadele de şartmış bu. Efendim biz karnımızı doyurmak istiyoruz. Yani şimdi lüks gidelim, lüks bir şey yiyelim istemiyoruz. Şimdi tabii bu bir sistem sorunu mu desek? Evet, evet. Yani her zaman dile getirdiğimiz TÜİK enflasyon hesabı yaparken yiyecek maddelerinde enflasyon hesabında yiyecek maddelerinin şey oranını yükselsin, düşürmesin. Bunu istiyoruz. Evet, bunu bilinçli mi yapıyorlar yoksa bilinçli mi? Sizce neden böyle? Bence yani neden? Şimdi düşünmeleri lazım. Emeklinin aldığı para çok cüzi bir rakam. Bununla da karnı doyuracak ilk önce. Evet. Önce karnı doyuracak. Evet. Tabii siz ona bile yetmiyor aldığımız maaş. Yetmiyor diyorsunuz. Evet. Efendim siz geçtiğimiz günlerde emekli ek-zam bekleniyor. Evet. Evet. Ümitleriyle takım girişimlerde bulundunuz. Evet. Açıklamalı. Neydi bu? Onun detayını aktarır mısın? Şimdi efendim demin bir kısmını anlattım. Enflasyon devamlı yükseliyor. Haberde artılan şeyler, maaşlar o kadar değil. Maaş artışları o kadar değil. Daha önce 2016 yılında yapılan toplu sözleşmede 4+3,5 zam kondu emekli çalışanlara ve emeklilere. Şimdi bu 7,5 zam yapar. Enflasyon oldu resmi rakamlara göre 11,9, 2,92 zam yapıldı. Ama bizim kendi enflasyonumuz %14. Resmi %14, onun da üzerinde. Şimdi hükümet yeniden değerlemenin değerini %14,4 hesap ediyor. Niye %14,4? Onu da 10,9 yapaydı. 10 yapaydı madem öyleyse. Yapmıyor. Yani demek ki enflasyon yüksek ki 14,4 ki hükümet de yeniden değerlemenin değerini yüksek gösteriyor. Efendim peki ne yapılabilir bundan sonraki süreçte emeklilerin de gerçekten Türkiye'de hak ettiği şekilde yaşayabilmeleri için? Sizin gibi sendikaların, derneklerin, sivil toplum örgütlerinin ki görevi bu. Evet, evet. Onların sorunlarını dile getiriyorsunuz. Evet, evet. Sendikalaşarak. Yaptırım gücünüz nedir evet. Bilmiyoruz ama bundan sonraki aşamada önümüzdeki yıllar için ümitli misiniz? Şimdi emeklinin tabii bir yaptırım gücü yok. İşi terk etme diye bir şey yok. Grev yapma hakkı yok. Onun için biz de ancak basın açıklamalarıyla dertlerimizi dile getirip hükümeti, meclisi uyarmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Tek elinizdeki fırsat bu. Tek fırsat bu oluyor. Evet. Onun için de diyoruz ki maaşlarımız yükseltilsin. Emeklilerin maaşları yükseltilsin. Asgari geçim haddine olsun en azından. Bugün bizim yaptığımız kendi hesap ettiğimize göre asgari geçim haddi 2500 lira. Siz de bu seviyeye evet, açlık sınırımız 2000 lira. Bizim ARGE'mizin yaptığı araştırma. Bunun rakamları olduğu gibi TÜİK'ten alınan rakamlardır. Ama TÜİK gibi belirli şartlar değil, harcama alanlarına göre biz bunu yapıyoruz. onun için de maaşlarımız bir artırılsın. Daha sonra sağlık giderleri var. Biliyorsunuz eskiden sağlık giderleri çalışana ve emekliye bedavaydı. Evet. Daha sonradan bir takım paralar ilave edildi. Muayene olurken, ilaç alırken paralara tahsil ediyor. Evet. Maaşımızdan direkt alınıyor. Farkı özel bir yere gittiğimizde farkı direkt evet. Alınıyor. Kalanı da maaşımızdan kesiyor. İlaç alırken para alınıyor. Bir kısmı farklı maaşımızdan kesiliyor. Bu kesintilerin olmamasını istiyoruz. Doktordan doğruya doktor ne ilaç yazdıysa o ilaç verilsin. Bir de eşdeğer ilaç diye bir şey çıkartıldı. Ucuz olanı eşdeğer ilaç diye veriyorlar. Şimdi ondan 30 gün kullanıyorsun, iyi olamıyorsun. Öbüründen bir hafta kullanıyorsun, iyi oluyorsun. Aradaki fark bu oluyor işte yani. Şimdi emekli bir türlü iyi olamıyor. Emekli maaşıyla sağlık sorunu evet. Sürüyor diyorsun. Devamlı evet. En büyük dertler bunlardır. En büyük dertler bunlar. Çözüm istiyor Sayın Osman evet. Özdemir. Evet. Birleşik Emekliler Derneği evet. Başkan olarak ben sonlara doğru yaklaşıyoruz. Evet. Mutlaka yapacağınız bundan sonraki süresi çalışmalar da vardır ama. Evet. Hemen böyle çok kısa vadede çalışmayı yapmayı düşündüğünüz bir projeniz var mı? Varsa bunu alalım. Hiç projelerimiz özel olarak bir proje yok. Ama emeklilerin işte
maaş bağlama oranları eski haline getirilmelidir. Şimdi bakın, ben emekli olurken, eski hali derken efendim, ben emekli olurken %75 ile emekli oldum. Ondan sonra %80'e kadar her çalışma yılına bir puan ekleniyordu. Yani %80'e kadar eski aldığımız maaş veriliyordu bize. Kaç eski aldığımız maaş efendim? Efendim? Sizden sonra düştü mü emekli? Şimdi bu %50'ye kadar düştü. Şu an emekli onlar %50 alıyorlar. Gerçi maaşları yükseldi, şu bu oldu ama onu karşılamıyor. Karşılamıyor. Yani nedir burada istediğiniz efendim? İstediğimiz yine eskisi gibi olsun. %75'te emekli olsun, 25 yıla karşılık. Onun üstüne her yıl için bir puan eklensin üzerine. Bir puan eklenirse yıllar arttıkça da 80'in üstünde çıkmasın. Yine eskisi gibi. Çıkmasın. 80 üzerinde çıkmasın ilk 5 yıl için. Evet. Bunu istiyoruz. Refah payı verilsin istiyoruz. Reel enflasyon uygulansın istiyoruz. Şimdi reel enflasyon uygulanmadan şey veriliyor. Merkez Bankası şunu öngördü diyor. Ondan veriyor. Yılın 6. ayından veya 3. ayından sonra Merkez Bankası enflasyonu yükseltmeye başlıyor. Onun için reel enflasyon neyse o verilsin, biz istiyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İlave olarak huzur evleri gibi emeklerin faydalanabileceği sosyal şeylerin kapasitelerini yükseltilmesini istiyoruz. Hizmet kapasitelerini yükseltilmesini. Tabii. Yani şimdi 12 milyon emekli var ama bunların hepsi tabii ki şey olmuyor. Pek çok kişi belediyelerin imkanları bulabilirse oralara gidiyor. Onlar da tabii kapasitelerin şeyinde karşısında şey yapıyorlar. Emekli maaşı ek ödemeleri ne kadar oldu? Her ay emeklilerin net maaşının %4-5 oranında yapılan ek ödeme miktarında artış oldu. Bağkur ve SSK ve memur emeklilerine Temmuz ayında %5.75 oranında zam yapıldığını duyurmuştu. Bu zamla birlikte emekli ek ödemeleri de yükselmiş oldu. İşte 2020 Temmuz zammı sonrası emekli maaşı ek ödeme tablosu. Emeklilerin Temmuz maaş zammı belli oldu. Milyonlarca emekli ise emekli maaş zamları ile birlikte her yıl artış gösteren emekli ek ödemelerini merak etmeye başladı. Bağkur ve SSK ve memur emeklisi vatandaşlara Temmuz ayı enflasyon farkı ile birlikte %5,75 oranında zam yapılacağı duyuruldu. Yapılan zamlarla birlikte artış gösteren net emekli maaşlarında ek ödemeler de beraberinde yükselme gösteriyor. Merak edilen emekli maaş ek ödemelerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. 77 TL maaş alanlar 276,12 TL ek ödeme alacak. 7121 TL emekli maaş alanlar 302 TL ek ödeme alacak. 6527 TL emekli maaş alanlar 276 TL ek ödeme alacak. 6018 TL emekli maaşı alanlar 254 TL ek ödeme alacak. 5509 TL emekli maaş alanlar 233 TL ek ödeme alacak. 5000 TL emekli maaş alanlar 211 TL ek ödeme alacak. 4505 TL emekli maaş alanlar 190 TL ek ödeme alacak. 4024 TL emekli maaş alanlar 170 TL ek ödeme alacak. 3515 TL emekli maaş alanlar 148 TL ek ödeme alacak. 3006 TL emekli maaş alanlar 127 TL ek ödeme alacak. 2505 TL emekli maaş alanlar 105 TL ek ödeme alacak. 2013 TL emekli maaş alanlar 85 TL ek ödeme alacak. 1578 TL emekli maaş alanlar ise 66 lira ek ödeme alacak. SSK emeklisi vatandaşlar emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler. Tahsis numarasının son rakamına göre 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar her ayın 18'inde, 5 olanlara her ayın 19'unda, 3 olanlara her ayın 20'sinde, 1 olanlara her ayın 21'inde, 8 olanlara her ayın 8 olanlara her ayın 22'sinde, 6 olanlara her ayın 23'ünde, 4 olanlara her ayın 24'ünde, 2 olanlara her ayın 25'inde, 0 olanlara ise her ayın 26'sında ek ödeme alırlar. Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününde gelenlerin ödemeleri cuma günü,
Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. İşte ödeme günleri listesi. Tahsis numarasının son 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde, tahsis numarasının son rakamı 3, 1 olanlar her ayın 26'sında, tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde, tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.